Sıradaki konuğumuz Sakarya Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Muzaffer Elmas. Muzaffer Bey, bize kendinizden bahseder misiniz? Ben Giresun 1956 doğumluyum. 1980 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat bölümünü bitirdim, mühendisliği bölümünü. Sakarya'da göreve başladım 1980 yılında. 2002 yılında rektör yardımcısı görevine başladım. 8 sene rektör yardımcılığı yaptıktan sonra şu anda 7. senede rektörlük görevini sürdürmekteyim. Sakarya Üniversitesi kaç yılında kuruldu? Üniversiteniz hakkında bilgi verebilir misiniz? Sakarya Üniversitesi 1992'de kuruldu. O zaman 3000 öğrenci ve 100 öğretim elemanı olan bir kurumdu. 20 senede şu anda işte 100 bine yaklaşan bir öğrenci sayısı, 3000'e yakın personeliyle büyük bir kurum haline geldi. Sakarya Üniversitesi'nde farklı programlarda 500'e yakın ön lisans, lisans, yüksek lisans programları bulunmaktadır. Üniversitenizin yurt ve ulaşım olanaklarından bahseder misiniz? Sakarya Üniversitesi'nde aslında son 4-5 seneye kadar şehrin çeşitli yerlerinde barınma yerleri vardı ve ulaşım da biraz problem haline gelirdi. En önemli problemdi. Ama son yıllarda üniversitemizin etrafında yapılaşmalar çoğaldı. Yurtlar yapıldı, özel yurtlar, devlet yurtları yapıldı. Dolayısıyla öğrencilerimiz biraz kampüse yaklaştılar. Bu bakımdan ulaşım ve konaklama konusunda önemli bir rahatlık sağlandı. Burada biz konaklama konusunda sadece biraz rahatsız olduğumuz husus, üniversitemizin etrafında apart türü, tek kişilik yapılaşmalar oldu. Bu konuda da sürekli biz öğrencilerimizi uyarıyoruz. Öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimleri bakımından daha çok yurtlarda birlikte olabilecekleri, vakit geçirebilecekleri yerlerde kalmalarını sürekli öneriyoruz. Ama dediğim gibi bu iki sorun birbiriyle tamamlanmış oldu. Şu anda bu sorunlar sorun olarak gelmemekte. Yoksa 3 sene önce önemli sorundur ulaşım. Genel olarak üniversitelerin temel sorunları nelerdir ve ne gibi önlemler alıyorsunuz? Üniversiteler aslında zaten evrensel kurumlar. Yaptıkları işleri, eğitim, öğretim, araştırmayı dünyadaki gelişmelere göre yaptığı sürece üniversitelerde sorun olmaz. Yani en azından yolu bellidir, gittiği yol bellidir. Bu bakımdan üniversitemiz genel anlamda tüm yolları bunları dikkate alarak sürdürülen bir kurumdur. Bu nedenle biz üniversitemizde dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmekteyiz. Hem kalite hem akreditasyon süreçlerini. Bu süreçleri takip ettiğiniz zaman zaten sorunlar da kendiliğinden azalmakta. Ama yüksek öğretimi Türkiye'nin başlıca farklı sorunları da var. Artık biz üniversitemizle ilgili sorunların çözümünde gayret gösteriyoruz. Üniversiteye hazırlanan adaylara ne gibi önerilerde bulunursunuz? Tercih yaparken nelere dikkat etmeleri gerekir? Tabii şimdi tercih dönemi biraz bittiği için yani öğrencilerim kayıt oluyor. Şimdi ek kontenjanlar var. Bildiğiniz gibi bu sene yüksek miktarda bir öğrenci tercih yapmadı. 800 bine yakın aday. O bakımdan öğrenciler de tercihlerini artık mesleğe, dünyaya hazırlayan alanlara doğru kendilerini yönlendirdiler. O bakımdan üniversitelerin de buna dikkat etmesi, planlamalarını ona göre yapması, iş bulabilecek, iş alanı olan, dünyadaki gelişme trendlerini takip eden mesleklere öğrenciler yönlenmekte. Aslında bu son yerleşme durumu da gösterdi ki bizim öğrencilere tavsiyemiz değil, öğrencilerin bize tavsiyesi oldu. Yani öğrenciler demek istiyor ki siz böyle bölümleri açarsanız biz istediğimizde okuruz size. Sizin dediğinizi yapmayız demek istedi. O bakımdan gençlerin taleplerini dikkate alacak gelişmeleri, adımları da bizler de atmalıyız. Sakarya Üniversitesi olarak farklı alanlardaki çalışmalarınız nelerdir? Şimdi bizde mühendislik fakültesiyle kuruldu zaten üniversitemiz. Dolayısıyla uzun süre mühendislik fakültesinin etkisi, hakimiyeti, araştırmalarda, projelerde oldu. Bu kanada 4-5 alanda çalışma yapılıyor. İşte enerji konusunda, üniversitemiz biyomedikal konusunda, rüzgar enerjisi konusunda ve diğer konularda yoğunlaşmış bir çalışma
atmosferi var üniversitemizde. Deprem konusunda var, bu fen alanlarında. Son zamanlarda çok önem verdiğimiz sosyal alanlardaki çalışmalar vardı. Bunlar işte Orta Doğu Araştırma Enstitüsü kurduk. Yani Türkiye'nin dış politikalarına da destek olacak burada adımlar atılmakta. İslami Finans Araştırma Merkezi kurduk. O da bizim için önemli bir faizsiz finansla, faizsiz bankacılıkla ilgili alanlarda çalışan bir birimimiz oldu. Yüksek lisansımız da var. Osmanlı Araştırma Merkezi var. Yani sosyal alanlarda da Türkiye'ye yön verecek, gençlere, geleceği araştırmacılara fikir verecek bölümlerimiz oldu ve çalışmalarımız oldu. Sakarya Üniversitesi'nin diğer üniversitelerle öğrenci değişim programı var mı? Şimdi biliyorsunuz yani bu konuda yurt içinde öğrenci değişimi var. O konuda biz çok esnek davranıyoruz. Yurt dışı öğrenci değişiminde Avrupa'ya bu Erasmus kapsamında gönderilen öğrenci ve öğrenci gidiş gelişlerinde de Türkiye'de en çok öğrenci gönderen üniversiteyiz, kurumuz. Bir de başka programlarla işte diğer ülkelere, Orta Doğu ve diğer İslam ülkelerine, Türk Cumhuriyetlerine de öğrenci değişimi süreçleri de başlıyor zaten. Ayrıca yabancı öğrenci konusunda bizim üniversitemiz bütün kapılarını açmış durumda. Aşağı yukarı 4 sene önce 110-120 öğrenci varken şu anda 4000'e yaklaşan yabancı öğrencimiz var. Bunlar 100 farklı ülkeden. O bakımdan bu konularda çok esnek davranıyoruz. Zaten dünya da esnek oldu. Yani bu geçişlerin, birbiriyle ilişkilerin kolay olduğu bir sisteme doğru gidiyor. Bu sistem geliştikçe öğrencilerin değişimi de kolaylaşmış oluyor. Sakarya Üniversitesi olarak kaç tane meslek yüksekokulunuz mevcuttur? Bizim 17 meslek yüksekokulumuz var. Burada 30 bine yakın öğrencimiz var. Burada hiç belki başka programların da uygulamadığı bir yöntem uyguluyoruz ve bir yarı yıl tamamen öğrenciyi iş yerine, sanayiye veya kamu kuruluşlarına gönderiyoruz. Böylece piyasaya, iş hayatına kolayca adapte olacak çalışmaları yapsınlar diye. Bu da bizim için örnek bir projemiz. Öğrencilerinize burs imkanı sağlıyor musunuz? Bunun dışında öğrencilerinize ne gibi destekler sunuyorsunuz? Şimdi devlet bursu dışında biliyorsunuz burslar da tekelleşti. Yani tüm devlet önemli miktarda burs veriyor. Onun dışında vakfımızın, öğrenci derneğimizin, bir de üniversitemiz içinde SKS aracılığıyla verdiğimiz burslar var. Mesela çalışma bursları. Bu konuda da 1000'e yakın öğrenciye burs veriyoruz ve çok da mesafe aldık. Bunları hani bu konuda öğrenci yemek bursu veriyoruz. Yani bu konuda bayağı bir yani sosyal olarak zengin bir şeyimiz var. Yani destek imkanlarımız var. Bunu da artırmaya çalışıyoruz. Son olarak öğrencilerinize neler söylemek istersiniz? Sakarya Üniversitesi tabii tüm üniversiteler gibi Türkiye'de gelişen bir trendi var tüm üniversitelerin. Sakarya Üniversitesi bu trend içinde aslında en hızlı gelişen, en hızlı yükselen son 5-6 yılda üniversite oldu. Yani biz 5 sene önce işte Türkiye'deki ve dünyadaki sıralamalarda hep 70. sıralarda gözüküyorduk ama şu anda 15-30 arasına yerleştik. Bu bizim için önemli bir başarı. Sakarya Üniversitesi yükselen bir değer. Tercih eden öğrenciler, araştırma yapacak kişiler, işbirliği yapacak kuruluşlar için önemli bir partner diye düşünüyorum. Bu konuda herkesi bekleriz Sakarya Üniversitesi'ne. Özellikle bu manzarayı görsünler, üniversitemizi görsünler, buradaki dinamizmi herkes yaşasın isteriz. Teşekkür ederim.